Şangay'da bir polis karakolunda yerel bir mafya babası, güzel karısını tutukladıkları için polis memurlarını döverken kimse karşılık vermeye cesaret edemez. Memurlara bağırarak binadan çıkar, sokaklara doğru yürür. Ancak tüm akrabalarının kayıp olmasıyla bir şeylerin ters gittiğini hemen fark eder. Balta çetesinden rakip gangsterlerden oluşan bir ordu grubunun önünde belirir. Adamların etrafını sararak onlara kaçacak yer bırakmaz. Gangsterler rakiplerini ateş etmeye başlarken mafya patronu kaçmaya çalışır. Ancak generallerden biri koşan adama bir balta fırlatır, bacaklarından birini keserek geri düşmesine neden olur. Baltalı çete lideri kardeş Sum elinde bir silah alır ve mafya babasına doğru korkunç bir şekilde dans etmeye başlar. Adamın merhamet dilemesini aldırmadan ona defalarca vurur. Gangsterlerin polislere müdahale etmemeleri için yüklü miktarda para ödedikleri ortaya çıkar. Korkunç danslarıyla kasabada terör estirmeye, önlerine çıkan herkesi öldürmeye devam ederler. Gangsterlerin insanları yönettiği bu kaotik zamanlarda sadece Domuz Ağır Vadisi gibi yoksul bir kasaba huzur içinde yaşayabilir. Çünkü çetelerin onların yoksulluğuyla hiçbir ilgisi yoktur. Her yerin sahibi sürekli sarhoş görünen ve orta yaşlı bir adam ya da olağanüstü dişleri olan bu eşsiz görünümlü kadın fark etmeksizin insanlarla flört ederek terör estiren bir ev sahibidir. Gerçek şu ki her zaman kızgın görünen ev sahibesi karısı dışında kimse onun erkeksiz cazibesinden kaçamaz. Hobiler arasında kiracılara ödemelerini geciktirdikleri için bağırmak ve köyün en yakışıklı erkeklerini kapı dışarı etmek vardır. Köyün eteklerinde bir yerde iki gizemli adam insanlara bakar ve şeytani planlarını ortaya çıkarmayı planlar. Kasabaya girerler ve balta çetesinden olduklarını iddia ederek yakışıklı adama para için şantaj yapmaya başlarlar. Ancak tehditleri korkuyla karşılanmaz çünkü köylüler düşmanca etrafı sarmaya başlar. Terör estirmek için muhtemelen yanlış kasabayı seçtiğini anlayan sıska adam Singh kaçmaya çalışır ama ev sahibisi tarafından hemen durdurulur. Kadın terlikle öfkeyle vurmaya devam eder ve adamın korku içinde kaçmasına neden olur. Singh destek çağırmakla tehdit eder ve duvarların arkasına bir havai fişek fırlatır. Sonuç olarak birine çarpar. Şaşırtıcı bir şekilde adamın şapkasını havaya uçurarak balta çetesinden generali uyarır. Gangsterler öfkeyle kasabaya girerek fişeklerin kimin attığını bilmek isterler. Singh adama içerideki insanlardan biri olduğunu söyler. General ev sahibisine doğru yürümeye devam eder. Kadın belayı sezer ve göz kamaştırıcı bir hızla kaçarak tüm kiracılarını kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakır. Yakışıklı adam çete liderine tehditlerinden korkmadığını söyleyince durum daha da kötüleşir. General ona baltayla vurmayı planlayarak ilerler. Ancak adam gizemli bir güç tarafından saldırıya uğrar ve bir varilin içine düşerek omurgasını kırar. Çeteyi destek çağırmaya zorlar. Kısa süre sonra bir gangster ordusu Domuz Ağır Vadisi'ne gelir ve önlerine çıkan herkese dehşet saçmaya başlar. Genç bir kızı rehin alırlar ve vücuduna benzin dökerek kaptanın ölümünden kimin sorumlu olduğunu öğrenmek isterler. Herhangi bir yanıt alamayan çete lideri kıza bir çakmak fırlatır. Ancak bu girişim sorumlunun kendisinin olduğunu iddia eden genç bir adam tarafından durdurulur. Gangsterler öfkeyle ona saldırır. Ancak genç adam tekme yağmuruna tuttuğu suçları yere sererek karşılık vermeye devam eder. Birdenbire çok sayıda adam güçlü bir yumrukla yere serilirken terzi de kalabalığın arasında belirir. Genç adama yardım etmek için düşmanlarla savaşır. Çete silahlarını kaparak karşılık vermeye çalışır ancak ateş edemeden silahlar duvarlara doğru uçarken yok edilir. Video durduğu için sizden basit bir ricada bulunacağım. Kanalın istatistikleri videolarımızı izleyenlerin %90'ının kanala abone olmadığını söylüyor. Bu durum bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Lütfen abone olun, kanalı açın, tüm yenilikleri almak için zil özelliğini etkinleştirin ve daha fazlasını yayınlamaya devam etmek için videoyu beğenerek destekleyin. Donut adlı restoran sahibi dışarı fırlar ve bir sopayla gangsterlere saldırmaya başlar. Silahlarını kırar ve onları geriye doğru uçurur. Adamın öfkeli saldırıları suçluların sadece acı dolu çığlıklarının duyulabildiği bir kum fırtınası yaratır. Her şey durulmaya başladığında gangsterlerin hepsi çaresizce kasabadan uzaklaşmaya çalışırken yerde yenik düşmüştür. Çete lideri olanlardan sonra çok öfkelenir ve Singh ile kardeşini kendilerini büyük bir utanca sürükledikleri için suçlar. Çünkü bu ikisi çetenin bir parçası bile değildir. Sum adamlarına onları öldürmelerini söyler ancak gangster baltayı ana karaktere fırlattığında silah isabet etmeden hemen önce kaçmayı başarır. Çete lideri adamın yeteneklerinden etkilenir ve eğer baltayı çeteye katılmak istiyorsa gidip Pixie Vadisi'ndeki insanlardan birini öldürmesini söyler. Mafyanın sığınağından ayrıldıktan sonra Singh, kardeşi buna hırslı olması konusunda öğüt verir ve gangsterlere katılabilirse her şeye sahip olacaklarını söyler. Bon, Pixie Vadisi'nden herhangi birini nasıl öldürebileceğini sorar çünkü hepsi çok güçlü görünmektedir. Ancak Singh küçüklüğünden beri kung fu bildiğini de açıklar. Görünüşe göre biriktirdiği tüm parayı kendisine büyük güçler vereceğini iddia eden bir dilenciden bir kitap almak için kullanmıştır. Okula gitmek ve doktor olmak yerine Singh, dünyayı kötülüklerden korumak istediği için kung fu uygulamaya karar verdi.
Bir gün dilsiz bir kızın bir grup genç tarafından zorbalığa uğradığını görür. Onlara durmalarını emreder. Sing kung fusunu kullanarak ona yardım etmeye karar verir. Ancak çabucak dayak yer ve yere düşer. Çocuklar onu utandırır, çabalarına gülerler ve ikisini de yerde yenik bırakırlar. O günden sonra Sing, iyi insanların bu dünyada asla kazanamayacağına karar verir. Başarılı olmak için kötü bir insan olmayı yemin eder. Bir dondurma arabası görür ve müşteri gibi davranarak ona doğru koşar. Ancak külahları aldıktan sonra hızla kaçar. Sing çabalarına gülerken kızı umutsuzca peşlerinden koşmak zorunda bırakır. Bu arada Sum kardeşler, Domuz Ağrı Vadisi'ndeki insanlardan intikam almak için profesyonel katiller tutmaya karar vermiştir. İki adam kör gibi görünmektedir, ancak düşmanlarının müziklerini kullanarak öldürdükleri bilindiğinden isimleri suç dünyasında kötü şöhretlidir. Danışman suikastçilerin en güçlü katiller olduğunu söyleyerek onları popovladığında alçak gönüllülükleri reddeder ve canavar olarak bilinen başka bir adamın çok daha güçlü olduğunu ancak şu anda akıl hastanesinde kilitli olduğunu iddia ederler. Gece savaşçılardan biri daha fazla beladan kaçınmak için köyü terk etmeye karar verir. Ancak enstrümanını çalan bir müzisyen görür. Arkasındaki nesneler ses dalgaları tarafından parçalara ayrılırken adam müzikten uzaklaşmaya başlar. Bir şeylerin ters gittiğini hemen fark eder ancak suikastçı başını keserken zamanında tepki veremez. Aynı anda terzi ikinci müzisyen tarafından pusuya düşürülür ve karşılıklı yumruklaşırken karşılık vermek zorunda kalır. İkisi de yakın dövüşte eşit durumdadır ve mücadele sonunda ilk müzisyenin onları beklediği binalardan dışarı düşmelerine neden olur. Kör adam ses dalgalarını kullanarak terziye saldırmaya başlar. Onu alanın diğer tarafına uçurur. Adam sürekli saldırılar yüzünden ölmeden önce restoran sahibi ortaya çıkar ve terziyi kurtarır. Dövüşçü mızrağı kullanarak düşmanın saldırılarına daha etkili bir şekilde karşı koyabilir. Tüm silahları suikastçilere doğru fırlatır. Donut saldırıları savuştururken gelen dalgalara doğru uçar ve müzik yoğunlaştıkça rakiplere doğru yaklaşır. Adam sol silahıyla müzisyenlere ulaşmayı başarır ancak saldırıyı durduran bir güç alanına çarpar. Düşmanın karşı hamlesiyle savrulur. Müzisyenler pozisyonlarını yeniden kazanır ve acımadan ateş etmeye devam eder. Terzi Donut'u tehlikeden uzaklaştırır ancak bu sırada kendisine ölümcül bir şekilde zarar verir. İkili saldırı sonucu ölmeden önce ev sahibesinin bağırmasıyla dalgalar dağılır. Suikastçılar burada başka bir güçlü varlığın olduğunu fark eder ve kadını takip etmeye çalışır. Ancak gökyüzünden inen ev sahibi tarafından hızla durdurulur. Suikastçılar adamı yumruklamaya çalışır ancak saldırıları ev sahibinin vücudundan seker ve birbirlerine çarpmalarına neden olur. Ev sahibi iki adamı yakalar ve onları bir çemberin içine atmaya başlar. Sonunda onları bir paçavra gibi savurur. Suikastçılar toparlanır ve en güçlü saldırılarını kullanmaya çalışarak ses dalgalarını adama doğru uçan iskelet savaşçılara dönüştürür. Ev sahibesi devreye girer ve bağırma tekniğini kullanarak karşı koyar. İblisleri parçalara ayırır ve müzisyenleri havaya uçurur. Dövüş bittiğinde kasabadaki insanlar kahramanları kurtarmaya çalışır. Ancak ikisi çoktan ölmüştür. Donut da sonunda yaralarına yenik düşer. Ertesi gün Sing trende bir yolcuya kabadayılık yapmaya çalışır ancak defalarca dayak yer ve sıradan bir dilenci gibi araçtan atılır. Kardeşini yeterince kötü olmamakla suçlar ve bunca gün geçmesine rağmen kimseyi öldüremediklerinden yakınarak bu şekilde gangsterlere nasıl katılabileceklerini sorgular. Dondurmacı kızı tekrar görür, ona doğru koşarak tüm parasını vermesini ister ve onu yere atar. Sing kızı ikinci kez yakalar ve bıçakla tehdit eder. Ama sadece gözlerinden yaşlar aktığını görür. Bon arabanın içindeki parayı bulmayı başarır ve paraları alıp kaçmaya hazırlanırlar. Ancak Sing kızın kendisiyle iletişim kurmak için işaret dili kullandığını fark eder. Kızın gerçekte kim olduğunun farkına varır. Kız Sing'e yıllar öncesinden kalma lollipopu gösterir ve aslında ana karakterin çocukken kurtarmaya çalıştığı dilsiz kız olduğunu açıklar. Gerçeği anlayan adam kendini çok kötü hisseder ve kaçmadan önce lollipopu yere atıp parçalar. Sing hatalarını düşünmeye fırsat bulamadan gangsterler tarafından anılıp Sum kardeşin yanına getirilir. Sum kardeş ona artık çetenin bir parçası olduğunu söyleyip yeni bir görev verir. Adam bir psikiyatri hastanesine getirilir ve danışmanlar ona binanın en derin bölümünde tutulan bir katilin kaçırılmasını söyler. Sing hastaneye doğru koşar ve içeri girmeyi başarır. Sonunda koridorun kurbağalarla dolu olduğu yer altına ulaşır. Kilidi açıp metal kapıyı açar. Ancak tuvalette oturan yaşlı bir adam görür. Bu kişiyi geri getirirler ve gangsterler bunun canavar olarak adlandırılan efsanevi katil olduğuna inanmakta güçlük çekerler. Danışman, liderlerinin adamın iki kişiyi öldürmesini istediğini ve her şeyi ödemeye hazır olduklarını ancak yaşlı adamın gerçekten doğru kişi olduğundan şüphe duyduklarını açıklar. Gangster bir silah çıkarır ve adama doğrultur. Ancak adam silahı hızla elinden alır ve kendi kafasına doğrultur. Adam tetiği çeker ve ateş eder.
Ancak şaşırtıcı bir şekilde herkes şaşkınlıkla izlerken sadece iki parmağını kullanarak kurşunu yakalamayı başarır. Canavar duvarlara doğru döner ve inanılmaz bir güç kullanarak zemine vurur. Kumarhanedeki herkes can avlıyla kaçarken odada dev bir delik açar. Katil ileri atılır ve masanın yanında kendisini bekleyen rakiplerini görür. Bu rakipler balta çetesini sonsuza dek yok etmek için buraya gelen ev sahibesi ve ev sahibidir. Çift gangsterlere hediye olarak getirdikleri cenaze çanını göstererek Sun kardeşin onlara öfkeyle bağırmasına neden olur. Kadın katili aşağıdan tekme atarak masayı ikiye böler. Kocası ise adamın doğrudan yüzüne tekme atar. Ancak canavarı hiç hareket ettiremezler. İkili yeniden bir araya gelir ve düşmana doğru zıplayarak ortak çabalarıyla saldırır. Ancak hızla geri savrulur ve havaya uçar. Katil inanılmaz bir hızla kocasına vurmaya başlarken adam umutsuzca yumruklardan kaçmaya çalışır. Ancak sonunda başarısız olur ve duvarlara doğru savrulur. Kadın uçarak bağırma tekniğini kullanmaya başlar, her şeyi deviren bir şok dalgası gönderir. Ancak düşmanı sadece biraz geriye itmeyi başarır. Katil kadının çabalarına güler ve kadına acımadan saldırmaya devam ederek onu odanın diğer ucuna gönderir. Rakibinin çok daha güçlü olduğunu gören ev sahibesi yanlarında getirdikleri dev çana gider ve büyük bir güçle tepesine vurarak dev bir metali kırar. Kadın çanı devasa bir amplifikatöre dönüştürür ve aslan kükremesini kullanmaya başlar. Düşmana doğru devasa bir şok dalgası göndererek görünürdeki her şeyi yok eder. Saldırı o kadar güçlüydü ki binanın içinde tüm odayı parçalayan bir kasırga oluştururken canavarı diğer her şeyle birlikte geriye doğru uçurdu. Şaşırtıcı bir şekilde katil yerde sürünürken hayatta kalmayı başardı. Ancak çift içeri atladı ve ikinci bir atış yapmaya hazırlandı. Düşman yenilgiyi çabucak kabul eder ve merhamet için yalvarır. Ancak çift gardını indirdiğinde adam çiçek hançerini kullanarak onlara saldırır ve karınlarına saplar. Üçü rakibin zayıf noktalarına saldırmak için mücadele ederken hızla bir çıkmaza girerler. Çete lideri bunu görür ve hemen Sing'e tahta bir sopayla çiftin kafasına vurmasını söyler. Ana karakter saldırmakta tereddüt eder ama sonunda katilin tam kafasına vurmaya karar verir. Bu da adamın bir öfke dalgasıyla kurtulmasına ve çifti uzağa fırlatmasına neden olur. Katil ana karakteri yere atar, öfkeyle adamın yüzüne yumruk atarak kafasını yere vurur. Ancak canavar bir şeylerin ters gittiğini hemen fark eder, çiftin ortadan kaybolduğunu görür ve Sing'i de yanlarında götürdüklerini anlar. Çift adamı Pixie Vadisi'ne geri götürür, tıbbi bitkiler ve bandajlar kullanarak ona yardım etmeye çalışır. Ancak Sing'i bu kadar hasar aldıktan sonra bile bir şekilde hala hayatta olduğunu görünce şaşırırlar. Ana karakterin ölmemiş olmasının tek sebebinin aldığı hasarın adamın gizli güçlerini uyandırmış olması olduğunu düşünürler. Aynı zamanda gangsterler sakinleri tarafından tamamen terk edilmiş olan Domuz Ağırı Vadisi'ne varmışlardır ve canavar dev bir kozanın yumurtadan çıkmış gibi göründüğü bandaj kalıntılarını bulur. Gangsterler binalardan dışarı çıkar ve katil Sing'in ölümüne dövüldükten sonra bile hala hayatta olduğunu görünce şaşırır. Çete ana karaktere saldırır ve silahlarını kullanarak onu öldürmeye çalışır. Ancak Sing çok az çaba harcayarak onları uçurduğu için saldırıları hızla savuşturur. Alt platforma indiklerinde gangsterleri alan boyunca tekmeler. Suçlular dövüşçünün etrafını sarıp hep birlikte ona saldırmaya çalışır. Ancak Sing insanüstü yeteneklerini sergileyerek adamları binaların içinde tekmelemeye devam eder. Gangsterler kaçmaya ve canavara doğru koşmaya çalışır. Ancak teker teker hızlı bir şekilde yenilirler. Sonunda sadece Sing ve katil hala ayakta kalır. Ana karakter düşmanın yüzüne yumruk atar ve karnına tekme atarak rakibinin yere doğru uçmasına neden olur. Ancak adamın öfkeli saldırılarından neredeyse hiç zarar görmediğini görünce şaşırır. Ardından bir yumruk sağanağı kullanarak düşmana saldırmaya çalışır. Ancak yaşlı adam uçan elleri yakalayabildiği için saldırılar rakip tarafından hızla durdurulur. Sing adamın ayaklarına basarak acı içinde çığlık atmasına neden olur. Ardından adamı yere düşüren yıkıcı bir tekmeyle devam eder. Onu sağının diğer tarafına doğru yumruklar. Katil teknik değiştirmeye karar verir ve yerde yatarken bir kurbağayı taklit etmeye başlar. Adam inanılmaz bir hızla Sing'e doğru fırlar ve onu binanın duvarlarına çarparak devirir. Kahraman katlar arasında zıplayarak daha yüksek yerlere doğru koşmaya çalışır ama canavar onun hareketlerine kilitlenir ve adama doğru fırlayarak onu gökyüzüne gönderir. Saldırı o kadar güçlüydü ki Sing atmosferin içinde kayboldu. Adam dışarıya doğru uçmaya devam eder ancak sonunda momentumunun kontrolünü yeniden kazandığında yavaşlar ve gökyüzüne baktığında bulutların oluşturduğu dev bir Buda görür. Sing avuçlarını kapatır ve aşağı doğru uçmaya başlar. Canavara doğru ilerlerken inanılmaz bir hız kazanır. Adamın avuç içleri alev almaya başlar ve alevler hızla tüm vücudunu sarar. Katil gökyüzünden gelen muazzam basıncı hissettiğinde bir şeylerin ters gittiğini hisseder. Kendine doğru düşen meteor gibi görünen şeyi görür. Sing, Budist avuç içi tekniğini kullanarak rakibinin altında devasa bir krater oluşturur ve onu yukarıdan gelen muazzam yer çekimiyle ezer. Canavar hızla merhamet için yalvarır ve Sing gökyüzünde uçarken saldırıyı geri çeker.
Tıpkı daha önce olduğu gibi katil aynı hançeri kullanarak ana karakteri pusuya düşürmeye çalışır. Ancak Sink hızla karşı koyar ve adamın tam arkasına vurarak bu süreçte tüm binayı parçalar. İkisi arasındaki inanılmaz güç farkını gördükten sonra katil teslim olur ve Sink'in önünde diz çöker. Sonunda yenilgiyi daha önce hiç olmadığı gibi kabul eder. Bir süre sonra dondurmacı kız arabasını caddenin karşısına iter ve şehirde yeni açılan bir şekerci dükkanı görür. Ön tarafa gider ve Bon'un artık dükkanda yardımcı olarak çalıştığını görür. Sink kızı hemen fark eder ve arkadaşına gülümserken hızla ona doğru ilerler. Kız da Sing'in nihayet gerçek kişiliğine büründüğünü görerek ona karşılık verir. Birbirlerini ilk gördükleri zamanki hallerini hatırlamaya başlarlar ve Sink kızı mağazada mutlulukla karşılar. Peki siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.